Bienvenidos, Cap Crio. Kinidos'un arkasına dolandık artık. Asıl Kinidos sağ tarafımızda, fakat solumuzda da her yer harabe. Gerçekten çok büyük bir kent. Bu kadar büyüğünü hiç görmemiştim. Dünyanın en büyük antik kenti İran'daki Persepolis olarak bilinir ama Kinidos'un sınırları tam olarak sınırları tespit edilse belki de oraya geçer. Persepolis'i görmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Karya yolunun Datça Yarımadası'ndaki Akdeniz parkurlarımız bitti. Şimdi Kuzey Akdeniz parkurlarını yürüyoruz. Gördüğümüz deniz artık Akdeniz değil, Kuzey Akdeniz. Kap Krio burnu çok uzaklarda kaldı. Yolumuz Kinidos'un arka tarafındaki vadide çok eski bir sarnıçtan geçiyor. Burası da evin fırını. Vakten geçtik ve o evin önünden sarnıca döndük. Ve sarnıçtan da tekrar bu tarafa döndük. Karşı vadiden direkt şu şekilde geçebilirdik ki geçenler olmuş, orada da patika var. Bu da Kinidos'un eski su taşıdıkları boruları. Değirmen bükü gözüktü. Gerçek bir antik yol olduğu belli. Burada döşeme yol kalıntılarını görüyoruz. Değirmenbükü'ne 1,5 kilometre kala bir yer. Karşımızdaki görünen yer Kos. Burası. Şurası kaplıcaların olduğu yer. Arka tarafta belli belirsiz görünen yer Türkiye, Bodrum. Burası Yunanistan, bura gene Türkiye. Datça. Kinidos'tan Değirmenbükü'ne doğru yürüyoruz. Güzel koylardan, tarihi yerlerden geçiyoruz. Yürüdüğümüz yolun da kenar duvarlıkları var. Çok eski bir yol. Karşımızda Değirmenbükü. Buradan 10-11 kilometrelik de yürüyüşle Murdalı'ya varacağız. Niyetimiz bugün Mersinci'ye varabilmek. 10 kilometre sonra Murdalı, 18 kilometre sonra Mersincik. Kos Adası burnumuzun dibinde ve Rıza geliyor. Solumuz olduğu gibi, gidiş yönümüze göre sağımız olduğu gibi duvar. Muhtemelen de tatlı su var. Değirmenbükü'ndeki çobanların kullanmış olduğu bir su tulumbası. Keçiler benim botların GPS'ine bakıyorlar. Temiziz, temiz. Değirmenbükü'ne doğru giderken bize keçiler karşılıyor. Güzel karşılama, teşekkür ederiz. Abi merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Değirmenbükü burası mı?
Süleyman Bey'in şu öte tarafı. Arka buraya, taraf. Kapı taşı derler buraya. Kapı taşı. He. Buranın adı? Burası Barkay. Barkay. Barkaz. Barkaz. Evet. Arkadaki bir... Bunun arkasında var bir çiftlik. Hı hı. Orası İskandil. İskan. İskandil. İskandil. O orada han gibi bir şey var. Han mı o? Böyle kemerli bir yapı. O binaymış yani evmiş. Ev miymiş? Evet. Teşekkür ederim abi. Siz buralı mısınız? Evet. Buradan Murdala'ya yürüyeceğiz. Kaç kilometre? 9 mu? Tamam. Öyle yazıyor ama. Bir de ora böyle patika mı? Toprak yol mu? Patika. Güzel. İsim neydi abi? Mehmet, benim de Mehmet. Memnun oldum abi. Sağ olasın. Eyvallah. Bir sürü yer alıyor. Bizi görünce şaşıran oğlaklar şaşkınlıkla bize bakıyorlar. Merhaba. Her gelen bir şaşırıyor, bizi inceliyor, sonra geçiyor. GPT testimizi yapıyorlar, bakıyorlar temiziz, geçiyorlar. Ulan kestane var mı? Bakmadık hiç. Tabela 5 diyor ama 4 kilometre falan. Değirmen Bükü'nden yukarı doğru çıkıyoruz. Burada eski bir manastır. Değirmen Bükü'ndeki tarlalardan geçiyoruz. Değirmen Özü'nden çıkıştayız. Değirmen Bükü'nden son çıkıştayız. Evet, şu vadiden indik. Arkası tarlaların olduğu İskandil bölgesi. Şurası Bakoz. Ve buradan Değirmen Bükü de şu arkada kalıyor. Ve dağın arkasından dolanarak Değirmen Bükü'nden buraya kadar indik. Buradan itibaren de karşımızda Kos Adası ve bir koya daha ulaşıyoruz. Burada. Kekiklerin en güzel zamanı. Ve evin üstünde su deposu var. Demek ki zor durumlarda buradan su alınabilir. Evet. Arkası Kinidos. Oradan yürüyerek İskandil'e geldik ve oradan şu bölgeye geldik ve sahilden yürüyerek önümüzdeki tepenin, şu görmüş olduğunuz şu tepenin arkasından çıktık ve şu boyundaki ağacın oradan yamaçtan güzel manzaralar eşliğinde sahile geldik. Aslında rota bu sahilin başlangıcından sola dönüyor ama biz buraya öğle yemeği molasına geldik. Şuradan da patika devam ediyor. Buradan devam edeceğiz. Aşağıdaki vadiden çıktık ve bu toprak yoldan dolanarak buraya kadar ulaştık. Solumuz tamamen sandal ağacı, sağımız maki. Yani adını bilmediğimiz bir koya doğru ilerliyoruz.
gitmeden önce bu büyük kayanın dibine uğruyor patikamız. Murdala'daki su alabileceğiniz yazdıkları yazlık site burası. Kimse oturmuyor. Ama havuz faal. Hemen önü deniz ve Murdala'nın girişindeki parkurda ilerlerken ilk evin bahçesinde su var. Suyun tadı biraz bozuk. Kuyu suyu. Ama deniz suyu karışımı yok ama olsun. Kullanılır, biz aldık.